Günaydınlar arkadaşlar. Esenlikler diliyorum herkese. Arkadaşlar, size sabah şekerleri tadında bir program yapayım dedim. Evet, şu mikrofonumuza yaklaştıralım da. Şimdi alelazim arkadaşlar. Şimdi dün gece Geek TV'de bir canlı yayın oldu. İki kere canlı yayın yaptık. Birincisi biraz gasnak yayınıydı. İkincisini de gasnak diye başladık ama bayağı uzun sürdü. Sefer abi falan geldi. Sonra Apostle Prophet geldi. Yayın bayağı uzadı. İkinci yayında baktım ki bayağı bir şey yapmışım. Pilav yemişim. Yani akşam pilav biraz fazla kaçtı ya. Yani akşamki yayın pilavdan dolayı ikinci yayını kaldırdım. Kanala zarar gelmesin diye. İkinci yayında bayağı bir pilav gitmişim yani. Fark ettim, izledim şöyle bir. Bu yayın dedim sıkıntı yaratır bana. En iyisi kaldırayım. Ben bunu yeniden montajlayayım dedim. Dolayısıyla ikinci yayını sildim. Sıkıntı yaratabilir. Kanal için tehlikeli baktım. Bayağı bir gitmişiz yani. Hiçbir şey de demiyoruz ha. Bu pilavı fazla kaçırdım falan diyeniz de yok valla. Allah lazım hiç yani. Alacağınız olsun ha. Pilav gitmişiz akşam. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, Tuzi'yi izlemedim, çocuk rahatsızdı. Geçmiş olsun Yalçın. Neyse, yükleyeceğim. Kaçırdığım bir şey yok, yükleyeceğim. Bu akşam zaten bir aksilik çıkmasa tabii ki Geek TV'de Yakup abiyle bir yayın yapacağız. O yayını da montajlayacağım. Tekrardan yükleyeceğim. O yayını gerçi ikiye böleceğim. Bir ölen kadınla ilgili. Kadının ölümüyle ilgili. Diğer de Sefer abi ve şeyle yaptığımız yayını, Apostle Prophet'le yaptığımız yayını böleceğim, ayrı ayrı yükleyeceğim. Hatta o kadının ölümüyle ilgili şeyi bu kanala yükleyeyim diyorum. Diğer kanalda sıkıntı yaratabilir. Bu kanala yükleyeceğim yani. Neyse, izlersiniz yani, bizi takip ediyorsanız, bizi izliyorsanız kaçırdığınız bir şey yok. 3 tane kanaldan yardırdık, gidiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi Müslümanın en hassas olduğu dönem diye başlığı yazdım. Neden böyle? Fark ettiyseniz Ramazan başladı. Müslümanın içindeki o şey de çıktı yani. O saldırgan ideoloji çıktı. Az sonra oruçta insanların başına neler geliyor, onlarla ilgili birkaç video da göstereceğim. Şu an bir Müslümanın en hassas olduğu dönem. Bir yıl boyunca, 11 ay boyunca dinini hatırlamayan Müslüman 11 ayın sonunda dinini hatırlar ve dinini yaşamaya başlar. Ondan önceki aylarda fındık kırır, her şeyi yapar, içkisini içer, zinasını yapar, her şeyini yapar. Ama 11 ayın sultanı geldiği zaman aklına gelir bir Müslümanın dini ve İslamcılar da artık içindeki o canavar maalesef uyanır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yayınlarımızda bu Ramazan ayı boyunca saldırılar eksik olmayacak. Yayınlarda saldıracaklar. Dün geceki yayında da zaten gördünüz, moderatörler engellemekten bıktılar yani. Habire bakıyorum chat'e, bir taraftan konu anlatıyorum. Habire engellini. Baktım ki yorum yazandan çok normal insanımızın, yani normal takipçilerin yorum yazanından çok engellenenleri görüyorum böyle. Çat 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 çat. Sağ olsun Turan Büke ve İlyas güzel iş çıkardılar. Bunlara nefes aldırmadılar. Şeyden attılar. Kanaldan attılar. Ve biz bu Ramazan boyunca yayın yaptığımızda bu saldırılar sürekli olacak. Göreceğiz yani, yayınları esnasında göreceğiz. Bu Ramazan ayı boyunca bunu yaşayacağız arkadaşlar. Başka türlü yok. Ya yayın yapmayacağız ya Ramazan boyunca yayın yapmayacağız. Çekileceğiz. Biraz bu insanlar şey olsun. Şu ayı bir atlasın. Ondan sonra diyeceğim ama yayın yapmadan da olmuyor. Yapmamız lazım. İnsanlara göstermemiz lazım. Özellikle Müslümanın bu ayda dediğim gibi dini duyguları kabardığı için bizi de izleyeceklerdir. Tabi izlerken de o içindeki o yaratıcı güç, içindeki o bomba, içindeki o yaşayan organizma uyanacak yani. Evet, dediğim gibi bir yıl boyunca hatırlanmayan din bu ay hatırlanıyor. O yüzden bütün takipçilerimden de ricam,
Yayınlarda dikkat edin arkadaşlar. Fazla şey yapmayın. Özellikle bir de şeyler, moderatör arkadaşlar. Dikkat edin. Sizlere de saracaklardır. Sizlere de taciz edeceklerdir. Hatta diğer yayın yapan arkadaşlara da videolar yapan arkadaşlara da gidip onların kanalında taciz edip sonra gelip burada o insanlara da hakaret edeceklerdir. O yüzden moderatör arkadaşlar bu ay içinde şu ayı atlatana kadar dikkat edin. Dikkat edin. Müslümandır diyeceğim. Ne yapsa yeridir diyeceğim. Ayıp olacak yani. Evet, şimdi dedim ya 11 ayın sonunda Müslümanın aklına din gelir ve dinini yaşamak ister. Ve oruç tuttuğu için açlığın verdiği bir sinirsel bir şey olur. Çünkü aç olan insan sinirleri gerilir yani. Çünkü açlık var. Bir de oruç tutmuyorsa bir insan ona böyle kıl kapar. Bu adam niye oruç tutmuyor? Ben tutuyorum, bu niye tutmuyor? Ben bu kadar işte acı çekiyorum, açlıktan ölüyorum, ağzım, dilim, damağım kurudu. Ama bu adam sigara içiyor. Bu adam içki içiyorsa işi yerli yaş. Dolayısıyla saldıracaktır yani. Ya da linç girişimi bile olacaktır. Olacaktır da olacaktır. Yani dünyada eğer araştırmalara dikkat ederseniz dünyada şiddet oranının en çok arttığı zaman Ramazan ayıdır. İslamcılar tarafından. Kendini patlatır, ne bileyim insanları tehdit eder, diniyle tehdit eder, imanıyla tehdit eder, eder de eder. Bakın şimdi ben şey göstereyim. Ekrana göstereyim. Bakın burada ben şey yazdım YouTube'a. Bakın Ramazan'da ilgili bir sürü video var. Açalım şöyle. Bazı videoları izleyelim. Niye oruç tutmadınız diye dayak. Değil mi? İzleyelim. Ne diyor Alaaddin? Evet. Şimdi böyle bir afiş var. Gönüllü kültür teşekkürleri Türkiye'nin dört bir yanına asmışlar bunu, bu afişi. Ne diyor afişte? Tutmuyorsan bile orucuma saygı duy. Evet, Hakikaten böyle bir çok doğru zihniyet. bir cümle. Tutmuyorsan saygı duy, inanmıyorsan saygı duy anlayış. Evet. Ve tutmuyor olabilirsiniz, inanmıyor olabilirsiniz ama oruca saygı göstermek zorundasınız. Ama sadece saygı oruca ve oruçluya gösterilmemeli. Oruç tutmayanlara da aynı Keşke saygının öyle bir şey gösterilmesi olsa. gerekir. Mesela bakın Mudanya'da, Mudanya iskelesinde bir baba oğul oturmuşlar orada yemek yiyorlar. Dört kişi geliyor. Bunların üzerlerine saldırıyorlar. Siz nasıl oruç yersiniz diye. Evet. Baba ve oğul ya biz seferiyiz diyorlar. Hayır, buna rağmen dört saldırgan baba ve oğula saldırıyorlar. İşte olayın tüm ayrıntıları. Hadi lan var var. Hadi. Evet, izleyin Abi böyle arkadaşlar. yapmayın ya. Şahidiz biz. Herkes şahitti. Baba oğul oruç tutmadıkları için oruç tuttuğunu söyleyen dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Ya çeksin cezası adamın böyle bak. Babanın burnu kanadı, oğlunun gözü morardı. Abi şu normal bir şey mi ya? Bak burnun kanıyor. Baba oğul dün Mudanya'da İdo iskelesindeki bir restoranda yemek yiyordu. Yanlarına dört kişi geldi. İmalı şekilde afiyet olsun dedi. Baba seferi olduklarını ve... Düşünsene, afiyet olsun, afiyet olsun. Demek oruç tutmazsın ha şimdi falan, evet. Bu yüzden oruç tutamadıklarını söyledi. Dört saldırgan, o zaman öyle milletin gözü önünde yemeyeceksiniz dedi. Su attı, sonra da yumruklu saldırıya başladı. Çevredekiler araya girmeye çalışırken saldırganlar siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz diye bağırarak kaçtı. Vay be. Vay be. Abi böyle yapmayın ya. Şahidiz biz. Yok, lütfen abi. Görüntüler çeken vatandaş baba oğuldan saldırganları şikayet etmelerini istedi. Kendileri şikayetçi olsun firma böyle böyle. Şikayet etse ne olacak ya? Şikayet etse ne olacak? Tutuklayacaklar, götürecekler. Müslüman değil mi abicim? Müslüman diye. Ya. Doğru yapıyorlar diye bırakacaklar yani. Ne olacak ki? Yine bırakacaklar. Restoran sahipleri de hiçbir şey yapmadı. Dağılan masalara dökülen Evet, kap. yayına bak dedim ya arkadaşlar geldi bir tane muta evladı görüyor musunuz? Evet. Devam. Evet, canavarlar geliyor. Hemen başladı zaten. Evet. Bakları topladı. Gerçekten hem oruçluya hem oruç tutmayana saygının
gösterilmesi gerekiyor. Bizim bu olgunluk seviyesine erişmemiz gerekiyor. İmkanı yok. İmkanı yok. İslam ülkesinde hayatta o şeyi bulamazsın. O saygıyı bulamaz. Ama onlar saygı dilenirler tabii ki. Diğerine bakalım. Ne diyor? Bak şimdi saldırı olacak arkadaşlar burada. Hani İslam hoşgörü dini olduğu için şimdi burada bir saldırı olacak. İzleyin. Bak burada bir ay içiliyor diye, Ramazan da açık diye buraya şimdi saldırı olacak. Bak geri alıyorum. Bak. Kapat lan burayı diyor. Kapat lan burayı. Ne lan bunlar? Bira içiliyor. Bak görüyor musun? Barış dini bira içiliyor. Soruna bak. Barış dini arkadaşlar. İşte görüyor musun nasıl canavar oluyor bu insanlar Ramazan ayı gelince. Kapat burayı diyor, kapat. Sonra ne yapıyorlar bak. Kaçıyor lanın buraya. İleri alıyorum. Bak orada kıyamet kopuyor. Ne var? Ya arkadaş, ya arkadaş, ya delireceğim ya. Şunlara bakar mısın abicim ya? Delireceğim ya. Şuna bak ya. Ya insanlıktan hiçbir şey almamış yaratık bunlar ya. Ramazan ayında diyor bak, Ramazan ayında oruç nasıl oruç tutmazsınız diyor. Ulan Allah! Şuna bak ya. Kapat lan burayı. Kapat lan burayı. Orada birini tokatladılar. Kıracaklar şimdi bak. Bak. Evet arkadaşlar, ben bunu gösterirken yayında görüyor musunuz? Muta çocukları yine gelmeye başladı. Ben ne dedim? Bu ay çok tehlikeli bir ay. Bu ay, bak şu an 50 kişiyiz değil mi? Çok kişi de değiliz. 50 kişiyiz. Görüyor musunuz? Yaratıklar geliyor bak. Evet, barış dini. Kapattılar işte bak. Küfürler havalarda uçuşuyor. Bak Müslüman arkadaş küfür ederek bu insanlara saldırıyor bak. Müslüman. Küfürler havalarda, geçiyorum buraları. Ahlak sahibi insanlar. Saldırdı az önce arkadaşlar, bizi bildiğini bayağı. Bir saniye. Evet. Bitiriyorum şu an, çok hatalı. Biri saldırdı az önce arkadaşlar, bizi bildiğini bayağı bir insanlar. Kafaları da biralar falan kırıldı, ben kaçıyorum. Hepimiz kaçıyoruz. Çünkü bira içildi için Ramazan'da. Ramazan'da bira içilmiş. Bu yayını yayınlayalım daha sonra. Kapatıyorum şu anda. Görüyor musunuz? Aksan muhabiri geç o muta çocuğunu. Başka bir video açalım. Bakın. Ramazan hassasiyeti. Bak. Bak içeride kız içemedi diye kız dışarı çıktı. Dışarıda içip dışarıda kadına saldırıyorlar. Evet. Şurada sigara iç. De hançer, ben seni burada bir şey yapayım ya. Moderatör yapayım. Dikkat et, şey gelirse rica ediyorum, bu şeyler var ya, muta çocukları gelirse atar mısın abi? Çünkü ben küfür ede ede bıktım abiciğim. Ha ben seni ne yaptım ya? Ha hançeri dur, kazara gizlemişim, dur ya. Kullanıcı bir kanalda göster, pardon.
Hançer, seni şey yapacağım, moderatör. Evet. Dikkat et kardeşim, tamam mı? Yardımcı olursan sevinirim. Aman siyasete mayasete girme abi. Ne olursa olsun adamlar her yerden saldıracaklar yani. Evet. Burada hakaret etmeye başladı bana. Böyle bir şey var mı ya? Siz de haklısınız. Böyle bir şey var mı? Burada bu kadar insana benim başıma Tabii sigara içiyorsanız da gider tuvalette de içebilirsin yani. Beyefendi Burada kapalı belli bir alan. tercih. Tuvalette de içebilirsin diyor. Ya sana ne lan? Sana ne lan? Sana ne lan? Sana ne? İnsanlar senden mi? Bu mu saygı? Şerefsiz. Sen de git tuvalette tut o zaman orucunu. Git tuvalette tut orucunu. Evden çıkma dışarı. Hakkın yok İçmek senin. yasak. Kapat. Bileti tak. Kapat diyor bak. Ne var arkadaş ya? Lan arkadaş ya. Tuvalette de içebilirsin yani. Beyefendi Burada kapalı bileti alan tahrik etmeye gazetecilere hakkın yok içmek senin. yasak. Kapat. Bileti tahrik etmeye hakkın yok. Burası her Şerefsiz. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Bu da diye az önce izlediğimiz şey. Evet bunu geçiyorum az önce izledik. İstediğini yer, kimse ilgilendirmez. Bak şimdi yobazın biri Yapamazsın, gelecek. yanlış yapıyorsun. Bak sen yapıyorsun. İsteyen istediğini yer, kimse ilgilendirmez. Yapamaz, burası Müslüman Şuna ülkesi bak, bak, yapamazsın. bak. Bak bak maymuna bak. Özür dilerim maymunu hakaret etmek istemiyorum. Evrim geçirmemiş yaratık. Homo erectus bunlar. Atıl desen yallah Arabistan'a yapacak bir şey yok. Her istediğini yapamazsın Cumhurbaşkanım. Öyle bir şey yok. Burası Müslümanların Güle güle. her istediğini Güle yapamazsın. Siktir git. Bu ülkenin hepsi Müslüman değil kardeşim. Kimse senin dinini yaşamak zorunda da değil. Kimse senin dinini yaşamak zorunda değil. Yalçın'ın şeyini kaldır abi. Yalçın şey küfür etme kardeşim. Sen de küfür etme. Siz de gaza gelip küfür etmeyin. Anlıyorum ama siz de gaza gelip küfür etmeyin. Her sene aynı Ramazan muhabbetleri. Niyet etip oldu, niyet etip oldu. Özellikle Neyse bir çocuk burada yorum yapıyormuş. Geçelim. Başka ne var? Sigara içen gene yumruklu saldırı. Devam. Ne oluyor? Sigara içiyormuş Ramazan'da. Bakın. Sigara içiyor bak. Barış dini. Bak şimdi. Çocuk sigarayı yaktı. İzleyin şimdi. Çocuk sigara yaktı. Başına gelenlere bak şimdi. Evet. Ha şimdi bir barış dini sloganı göreceğiz arkadaşlar. Sigarasını içiyor çocuk. Hadi lan biraz ileri git. Ne oldu ha dur. Bak gördün mü? Yapana bak. Yapanı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de bak. Giyinişine bak bir de. Bak. Bak. Donuna bak. Giyinişine bak. Demek ki yobazlık abicim görüyor musun? Kendini modern olarak gösterenlerde bile var. Sigara içiyormuş. Şunlara bak ya. Mahlukat abi mahlukat. Mahlukatul şerif. Şuna bak. Bak abi. Adamlar nasıl gurur duyuyorlar. Şimdi ola izleyin göreceksiniz. Evet, bugün Erzurum'da iftardan önce şunu soracağız. Erzurum'da yemek yiyebileceğimiz yer nereden bulabilirim? Şimdi yemek yiyeceği yer bulamadığı için adam bundan gurur duyuyor. Bak hani İslamcılar yaparlar ya. Birisi bize saldırdığı zaman ona ne yapar? Onunla sevinir yani. Dinini savunduğu zaman bize olmadık hakaret eder ama Müslüman ona sevinir. Dinini savunduğu için. Bak burada da bu vahşiliği nasıl savunuyor adam bakın. Onu da ne kadar gurur duyarak anlatıyor. Evet. Bakalım nasıl cevaplar alacağız.
Yemek yiyebileceğimiz yer var mı burada hiç? Bak. Yemek yiyebileceğimiz. Burada yemek yiyeceğiniz şeyin Kalfur'da belki ama buralarda lokanta muhanda yasak. AVM'de mi var? Yani lokantada falan yok mu hiç? Burada açık bulamaz. Erzurum'da lokanta açık. Bugüne kadar olmadı yani. Amca yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı hiç? Var da televizyondan mı izliyoruz? Neyse tamam sen tanıdın. Ben şimdi bir araştırma yapayım. Yer soruyorum. Yapırım. Bize. Görüşürüz. Allah veratım. Hacı amca. Selamünaleyküm. He. Kardeş burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Abi ne gitsen ya manyak sen hele gitsen güzel ya. Yok mu hiç böyle bir yemek yiyeceğimiz yer? Yok manyak sen Erzurum'da ne arar Ramazan günü? Değil mi ya? Kolay gelsin. Yemek yiyeceğim bir yer. Şimdi. Şimdi? Yok şimdi. Abi bir şey sorabilir miyim? Buyur. Yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı hiç? Şuralarda bulamasan şey. Yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Vallahi eskiden benim tahminim. Yer. Yani öyle açıkta lokanta bulamazsın. Tamam abi. Alışveriş merkezi. Selamünaleyküm. Aleykümselam usta. Abi açık yer var mı böyle yemek yiyebileceğimiz? Ya hele basket kardeş. Hadi kurban olayım hele basket. Tam yok. İstediği cevabı bu adam söylüyor bak. Adamın duymak istediği cevabı söyledi bak. Görüyor musun? Böyle yemek yiyebileceğimiz. Ya hele basket kardeş. Hadi kurban olayım. Hele basket. Yok mu? Ya basket. Amca yemek yiyebileceğimiz yer var mı burada? Yok. Nerede? Lokanta mı usta? Evet. Kardeş yemek yiyeceğin yer çok. Bak hele direkt gittim. Şimdi ama iftarda değil. Şimdi. Şimdi. Valla ileride bir sorusu var. Şu an yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Yok açık değil. Burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Şu anda. Şu anda. Buralarda bulamazsın da. Şurmuş. Valla hiç bilmiyorum. Yok bulamayacağım. Ya burada şimdi yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Buralarda olur. Burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Yok buralarda yok. Şimdi olsa de açık olan bir yer var. Amca çıkacağım amca. Yemek falan yiyeyim de bulamadım. Yok bulamazsın. Şimdi? Şu anda buralarda yok. Ne çıkın istersen. Anladım abi. Ramazan ya bizde. Adı ne arası? İftardan önce yok mu hiç Erzurum'dayım? Erzurum'da iftar. Yiyebileceğimiz. Neyse. Burada cağ kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Şu anda. Evet. Yok. Yemek istiyorum da şimdi. Açık yer var mıdır şimdi? Evet. Bir yer. Meseleri alayım böyle. Kısır mısın ya? Dört bedden. Ha tamam abi. Görüyor musun? Adam ne kadar gurur duyarak yapıyor görüyor musun? Başka. Erzurum'da Ramazan iftara 20 dakika. 3,5 saat oruç tutuyorlarmış. 3,5 saat oruç tutuyorlarmış. Ona lan. Şuna bak. Evet abicim işte Muhammed'in dininin dengesizliği abicim. 3 saat oruç tutuyor. Kimi 20 saat tutuyor. Ramazan-ı Şerif bu yıl yazın en uzun günlerine denk geldi. Oruçla geçen süre tam 17 saati buluyor. Umman'daki Vakam köyündeki Müslümanlar hariç çünkü onlar güneşin doğuşundan batışına kadar sadece 3,5 saat oruç tutuyor. Ne güzel lan i̇şte oraya gitsin herkes ya. Oruç tutulan yeri. Maşallah. Maşallah, adeta maşallah. Cennetten bir köşe gibi yalçın dağların arasında olmasına rağmen serin suların ve yemyeşil bir coğrafyanın ortasında. Ramazan ayında özellikle Müslüman turistlerin akınına uğruyor. Çünkü bu köyde oruç 3,5 saat tutuyor. Görüyor musun? Gidiyorlarmış lan zaten. Oruç tutmaya oraya gidiyorlarmış. Koydukları bir kural değil. Gün o kadar sürüyor. Ne güzelmiş lan. 2000 rakımlı köy Umman'da. Dağların arasında kurulmuş durumda. Konumu nedeniyle güneş saat 11'de doğuyor, 14.30'da batıyor. Yani 3,5 saat oruç tutuluyor. Ne güzelmiş lan. Türkiye'de 17, İskandinavya'da ise 22 saat. Köy halkı ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım ülkenin geneliyle aynı saatte iftar yapmaları gerektiğini, bir kısım ise köylerinin durumunun Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre en uzun oruç 22 saat 34 dakikayla Kuzey Kutbu'na yakın İzlanda'nın Reykjavik kentinde tutulacak. En kısa oruçsa şu an kış mevsiminin yaşandığı Güney Yarımküre'de 8 saat 57 dakikayla Arjantin'de. Vay arkadaş ya vay işte bu kadar dengesiz olur işte. Ya arkadaş
Sigara içen kadına sokakta dayak. Bu neymiş? Neymiş? Kadına dayak atmışlar. Bu da neymiş? Erzurum'da sokakta sigara içtiği için bazı kişilerin müdahale etmesi üzerine yakındaki öğrenci yurduna sığınan kadın. Aşağıda yazıyor. Dur. Nereye gitti la? Ha. Ne diyor? Sığınan kadın. Polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polislerle sokakta toplanan öfkeli grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şuna bak, vay arkadaş ya. Ne güzel lan. Ne güzel değil mi? Gelen polis ekiplerine olayı anlatan ZB ve arkadaşı İM'e kendilerine müdahale eden MY ve BG'ye şikayetçi oldu. Bu kişilerin emniyete götürmek isteyen polislerle çevrede toplanan öfkeli kalabalık. Şuna bak abi. Adamlar suç işliyor. Adamlar ya, din için bak bunlar, din. Dini savunmak için. Adamlar suç işliyor. O suç işleyen halka, yani o şeylere, bu yamyamlara halk sahip çıkıyor. Niye? Dinine ne oldu? Savundu abiciğim. Ya. Tamam, ben arıyorum. Ben gereken yere ayıracağım. Berekeni Biraz yapacak. Saçmalamış olur mu ya? Polis sivil ol... Gidin Erdoğan'ı çağırın abi. Erdoğan kurtarsın abi. Nasıl olsa kurtarıyor yani. Kendi yandaşlarını iyi kurtarıyor. Çağırın kurtarsın yani. Kavuruyor ya, yumruk yavruyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Var mı lan? Memur bey var mı böyle? Sorun değil beni. Hep böyle. Kim beyin alakası yok. Polis memur vatandaşı dövemez dışarı. Ya ne olur olsun. Ne Bak. olur olsun. O zaman çıkar sivil elbisesini, birbirlerine vursunlar. Böyle bir saçma bir şey var mı ya? Adamı ya bunu. Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? Ya hayır. Abi şikayet, şikayet olanlar, edenler kaç? Şikayet edenler kim? Hani nerede bu şikayetler? Kaçıldı ya, kaçıldı onlar ya. Kim? Kaçıldılar onlar ya. Niye kaçıldı? Saksı geldi, kaçıldı ya. Vay arkadaş ya. Yurdum insan işte. Hadi boşalt şey. Bak. Kadın gayet modern, görüyor musunuz? Kadın modern, bir de modern oluyorsa çok dikkat çekiyor. Belki başörtülü ise bu kadar şey olmaz yani, sorun olmaz. Ama kadın böyle modern giyindiği için ilk önce göze batıyor orada. Daha sonra sigara yakınca abicim linç girişimi başlıyor. Burada da arkadaş dedi ki sen niye sigara içiyorsun dedi. Dedi ben Müslüman olmak zorundayım. Düşünüyorum Müslümanlar değildir. Bak ne diyor? Müslüman olmak zorundasın diyor. Barış dini mensupları. Geri al abicim. Bak dinle. Dedi ben Müslüman olmak zorundayım. Düşünüyorum Müslümanlar değildir. Kız mısın? Kız mı? Kız böyle hitapta bulundu. Oğlan da üstüne küfürlü yürüdü. Oğlan... Bak öyle mi? Kız diyor ki ben diyor Müslüman olmak zorunda değilim. Kimse Müslüman olmak zorunda değil. Bu vahşeti kimse sahiplenmek zorunda değil abiciğim. Dediğiniz ya bu acılar mavi araba yaptı. Sonra polise şikayet ettiler. Polisler de geldi bunlar dedi. Oroç yeme yüzünden mi kavga çıktı? Ha. Oroç yeme yüzünden. Ben dedim Müslüman olmak zorunda değil. Herkes kendi dinini çözüyor. Tamam doğru. Onun abisi de geldi. Bunun az önce arabaya binen çocuğa tokat attı. Bunlar da polis çağırdı. Polisler de bunlar dedi. Vay arkadaş ya. Bak bir de şunu... Çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinize anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Sigara içiler mi? Öyle o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? Camış. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Çok iyi ya. Bunu izleyin abi. Bizim millete bak ya. Ulan ne millet var bizde ya? Nasıl bir insanımız var bizim ya? Komedi ya, komedi. Otopazarında bir artış var mıdır cinayet duyuranlar? Artış mı? Ne artısı? Artış ne arar lan Otoparkta, pazarda? şeyde, otalarda bir artış var oluyor. Abi artışı la? Ne artışı la? Artısı ne işi var orada? Bak. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mıdır cinayet duyuranlar? Artış mı? Ne artısı? Artısı ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artısı olarak bize gelmez o işte. Ne anlamadım ne olarak? Araba alışverişi. Artış var mı diyorsun? Ha artış mı diyorsun?
Ay doğru böyle kuş uçar gibi doldu böyle havanın yüzü. Adam dedim havaya dedim bir şeyler doldu kuşlar uçuşu dedim. Kıyamet kopacak herhaldeyse dedim. O an yuvazda bir elamet geldi. Evimiz de deldi perişan etti. İşte, Muhammed gibi hayal görüyor. Bir anda iş bitti. Yani çok sürdü mü? Çok sürmedi işte. Eyvah de ne kadar iş bitti. Hamburumuz yıkıldı. Adam kıyamet kopuyor dedim. Kıyamet geldi dedim. İşte bu kadar böyle değil ne kadar. İşle bitti. Hepsi bitti. Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım eş olur mu? Bayanlar güldür maçı çektir. Çok çok iyi ha. Bunlar kırar mekanı baba. Hadi de lan. Habere at. Kaçma nereye gidecek oturuyor. Habere at. Dur dur dur. Bana. Al işte. Tamamını kırın lan. Gidin lan. Allah kahretmesin seni. Allah kahretmesin seni. Gel buraya bakalım tamam abi gel. Gel bakalım buraya bakalım. Gel kalandı da kalandı kalandı. Gel. Haksız mıyım? Haksızsın. Haksız mıyım? Hı hı. Ne? Ne canım gel. Bir tane adam oğlan var onu bulmam lazım dur. Bölgesindeki yıkama esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgüp'e öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkla dönerim biz. Allah'ım. Nereye sıçacaklar? Gelsin nereye yapacaksın? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesabıma giderim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor, lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Neden gazı yaptın? Bu çok iyi ya, bu çok iyi, bunu iyi dizleyin. Ben Kur'an satıyordum. Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Gitti. Yok babasının ayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Ayda kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyorsun, nasıl ayda kürsü? Kim diyor uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi sana? Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyon lira? Ya bak sana. Hadi hadi koşu. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. Ben, ne oldu? 4 kere haca gittik geldik. Anadan yazmış. Gerçek öyle bir şey. Ben Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? Kur'an satıyor. Adam Kur'an satıyor. Torbacı. Afganistan'dan gelmiş herhalde. Tamam oldu şimdi. Kur'an mı gittin? Bebek mi? Bir dakika dinle ya. Bebek yani boş ver hele lan. 5 milyon dedi kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motor sen hayat el gücü satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biliyorsun? Sübhaneke'yi oku bakalım bir. Sübhaneke'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Sübhaneke'yi okuyayım mı? Oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazdım. Hadi oku bakalım. Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Oku. Of kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemiş ilk gün. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin de... Ay lan yurdum insanı ya. Vay arkadaş ya. Yurdum insanı. Neyse şurada bir video var. Şunu izleteyim de. Kapatayım. Şunu izleyin abi. Bakın abiciğim. Nerede lan bunun sesi niye gelmiyor? Dur bir saniye. Bunun sesini açalım. Dur. Makineleri dahi. Şunu izleyin arkadaşlar. Rakamları artık hesap makineleri dahi hesaplayamaz oldu. Sarayın harcamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın örtülü ödenekten kullandığı para günde 8 milyon lirayı buldu. Örtülü ödenek ulusal güvenliği ilgilendiren gizli işlerde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı'nın emrindeki para. Erdoğan her gün bu ödenekten tam 8 milyon lira harcıyor. Örtülü evet. Ödenekten harcanan bu... Ne olacak? Biat kültürü olduğu için Erdoğan bütün servet, devletin bütün hazinesi
Erdoğan'a açık. Zaten başına da damadını koydu. İstediği şekilde kullanıyor. Bana Erdoğan ya bir fişekle $1 milyon demesi yeterli yani. Adamın günlük harcaması 8 milyon abi. Milyon. Kaç yüz bin dolar ederiz? Siz hesaplayın abicim. Bak. Örtülü ödenek ulusal güvenliği ilgilendiren gizli işlerde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı'nın emrindeki para. Erdoğan her gün bu ödenekten tam 8 milyon lira harcıyor. Örtülü ödenekten harcanan bu paranın nereye gittiği belli değil. Devlet sırrı olduğu için ödeneğin kullanıldığı yerler açıklanmıyor. Yılın ilk 4 ayında harcanan para 946 milyon liraya ulaştı. Bu da ayda ortalama 236 milyon 500 bin lira anlamına geliyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir harcama hiç kayda geçmedi. Maliye Bakanlığı rakamlarına göre Cumhurbaşkanlığı 2018 yılında 845 milyon 365 bin lira olan başlangıç ödeneğinin iki katına yakın. Şuraya bakar mısınız abi? Resmen harbi görüyor musunuz? Saray nasıl oluyormuş? Şuraya bak. Ya bir insan bunun hangi odasında kalır ya? Şunlar ne işe yarıyor ya? Şuralar ne işe yarıyor ki? Bakın biraz geri alayım. Yani bir insan burada ne yapabilir ya? Başlangıç ödeneğinin iki katına yakın bir harcama yaptı. Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanları arasında harcama rekorları kırdı. İlk seçildiği yıldan bu yana yapılan harcamalar %550 oranında arttı. 2018 yılında sadece Cumhurbaşkanlığının harcaması 1 milyar 719 milyon liraya fırladı. Son 3 yılda Erdoğan'ın harcamalarının tutarı 3.1 milyar lira. Vatandaş yiyecek sebze meyve bulamazken konu Erdoğan olunca hazinenin kapıları sonuna kadar açılıyor. Cumhurbaşkanı için Van Gölü'nün kıyısına yeni köşk yapılıyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen köşke harcanacak para şimdilik 35 milyon lira olarak açıklandı. Ahlat'a bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Belediye başkanımızla da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer düşünmüşler. Dedik ki olmaz. 1071 metrekare oturma alanı olur. Bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız. En azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu. Tamam biz bunu 10 dönüm yaparız dedi. Vay be. Marmaris Oklukoyun'da inşa edilen 300 odalı Cumhurbaşkanlığı yazlığı da Erdoğan'ın saray sevdasının en büyük göstergelerinden. Süper lüks yazlığın maliyeti açıklanmazken sadece klima sisteminin 3 milyon liraya mal olduğu biliniyor. Vay. İtibardan tasarruf olmaz. Bak vay utanmaz vay. İtibardan tasarruf olmazmış abicim. Görüyor musun? İtibarmış. Lan öyle itibar mı olur? Devletin kasası ya. Devletin. Sen Amerika mısın? Bütçen, sınırsız bütçen mi var senin? Millet açlıktan ölüyor abi. Açlıktan. Şimdi burada yayında yazanlar olmuş. Ama FETÖ'cülerin falan diyor. Kardeşim bunlar bilinen gerçek doğrular. Biz bunları hep medyada izledik. Biz bunların bütün şeylerin, bu konuşmaları, burada anlatılanların hepsi bilinen şeyler zaten. Size kim yutturdu bunların, bunu yayını yapanların FETÖ'cü olduğunu? Size öyle anlatmışlar herhalde. Bize de FETÖ'cü diyorlar biz anlatırken. Siz onlara mı kanıyorsunuz? O zaman bu medyayı anlatanlara FETÖ'cü diyorsanız o zaman biz de FETÖ'cü oluyoruz yani. Biz de anlatıyoruz bunları. Bunlar bilinen gerçekler. İslamcıların gazına gelmeyin abicim. AKP'lerin gazına bence gelmeyin yani. İtibarmış. Herifin itibarı abi. Şeyine denk herifin zaten. Çok önemli. Çok önemli. Bak. Buraya mal olduğu biliniyor. İtibardan tasarruf olmaz. Bak. Çok önemli. İtibardan tasarruf olmaz. Erdoğan'ın harcamaları bunlarla da sınırlı. Şuraya bakar mısın abi ya? Cumhurbaşkanı rahat edebilsin diye 1100 odalı sarayda. Abi şuraya bakar mısın? 74 şuraya bak. Cumhurbaşkanı rahat edebilsin. Şuna bakar mısın abi? Şuraya bak ya. Herif resmen kendine bir cennet kurmuş ya. İtibarı için adamın. Adamın itibarı için. Adam kendine cenneti kurmuş ya. Ya şu muta çocuklar bu sefer de Günlihan'a mı sarıyor kardeşim bu kanal? Ya gidin kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Defolun gidin oğlum. Bana ne senin Günlihan'den ya. Embesil ya. Bu millet embesil mi oldu bu kadar ya? Şimdi ona mı saldıracaksınız yani? ...diye 1100 odalı sarayda 2374 insan Erdoğan'ın emrinde çalışıyor.
başta danışmanlar olmak üzere Erdoğan'ın personeline yılda 106 milyon 813 bin lira ödeme yapılıyor. Ve kalkıyor 1000 odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun, 1000 odalı değil. 1150 küsür odası var. Vay haysiyetsiz, vay haysiyetsiz. Bak karşıdaki adamlara, vay lan daha fazlaymış. Vay, daha fazlaymış lan. Adamın şeyi oldu ya. Görüyor musun? Şarlatanlar, karşıya oturanlar ya. Ya 1150'ymiş, 1100 değilmiş. Utanmaz şarlatanlar. Şu adamlar biliyorsun Kadir Mısıroğlu'nun geçen cenazesinde bulunan zat-ı muhterem bu. Vatan hainleri. Vatan hainleri. 50 küsür odası var. Onu da söyleyeyim. Sarayda ağırlanan konuklara harcanan para ise tam 36 milyon lira. Cumhurbaşkanlığında ayrıca ejder meyveli smoti, Starex eşliğinde aloe vera ve liçi meyvesi eşliğinde efuli gibi yiyeceklere de yılda 2.6 milyon lira ödeniyor. Buraya gelen yabancılar geldikleri zaman burayı görünce ha bu devlet büyük devlet diyor. Hassiktir. Hassiktir. Sadece Adam keyfi için saray yapıyor. Ulan oğlum dışarıdan gören senin neden ne bok olduğunu zaten biliyor ya. Sen git dışarıya bir sor bakalım ya. Erdoğan kim diye bir sor bakalım. Nedir? Bütün dünya biliyor. Senin yandaşların bilmiyor. Senin sırtından geçinen o keneler bilmiyor. Sen de devletin sırtına yapışmış bir kenesin yani. Sen devletin kenesisin. Onlar da senin kenen. Besleniyorsunuz. Efendim neyse abiciğim. Evet. Yeter mi bu kadar? Uyumadım ben. Bütün gece biliyorsunuz yayın yaptım zaten. Sabah da uyumadım. Birazdan uyuyacağım. Allah izin verirse. Neyse. Muta çocukları gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu ay boyunca dediğim gibi saldırı şey yapma. Ayfer 30 saniye engelleme. Direkt engelle gitsin şu muta çocuklarını. En son bakın kaç tane yayın yaptım. Hiçbiri YouTube'dan onaylanmadı biliyor musunuz? Çünkü Ramazan başladığı için saldırılar da arttığı için ben de habire pilav yiyorum abi. Dün akşam pilavı da bayağı fazla kaçırmışım zaten. Yayının birini kaldırmak zorunda kaldım. Neyse bu ay idare edeceğiz abi. Bu ay biraz sıkıntılı bir ay. Bu ay bir atlatmamız lazım. Bu ay atlatırsak iyi bir şey yani. Evet. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Böyle bir yayın yapayım hem siyasi olsun hem de bu şeyi anlatayım dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum.